Sevgili seyircilerim, Sektöre Yön Verenler programından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Hayatımızda elbette ki sığınmak, yaşamak için çok önemli olan evlerimiz değil mi? Bugün onlardan konuşacağız. Sadece ev mi? İş yerleri elbette ki. Binalar yani. Eskiden mağaralar varmış. Eskiden insanlar daha iktidai ve ilkel şartlarda kendilerine barınak yaparlarmış. Ama bugün artık son derece modern evlerde oturuyoruz. Ve elbette tabii bu gayrimenkul bizlere pazarlayan yerlerde çok önemli. Rimex hakikaten isim yapmış ve çok önemli bir gayrimenkul sektörü. Hemen kim geldi bize? Enes İleri geldi. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Rimex'e çalışıyorsun. Evet. Sen söyleyecektin Rimex'e çalışmak bir ayrıcalıktır diye ama ben de söylemek istiyorum. Hakikaten öyle galiba. Evet. Yani Rimex tabii ki çalışmak çok ayrıcalık bir durum. Değil mi? Yani herkesin çalışabileceği bir kurum değil. Herkesin çalışabileceği bir profesyonellik değildir. Elhamdülillah Rimex'e devam etmekteyiz. Bir hali de zor aslında. Tabii şöyle zor. Yani yer bulmak, size güvenmeleri, Rimex'in sana güvenmesi. Rimex'te çalışabilmek için ve orada hadi tamam bir adım attık, çalışmaya başladık ama orada devam edebilmek için ne gibi özellikler olması lazım? Özellikler olması lazım? Rimex'te çalışabilmek için öncelikle müşteri memnuniyeti çok önemli. Yani müşteri memnuniyetini sağladığımız zaman ve tecrübeli bir danışman olmak istiyorsak şayet, işimizdeki uzmanlığı her zaman gözetmeliyiz. Hani ne yapmalıyız, ne etmeliyiz, hedef kitlesi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Yani önemli olan tabii ki de uzmanlık bölgesi. Yani insanların uzmanlık bölgesinde bizi tanıması için biz sürekli reklam yapmalıyız. Müşterilerimize güven verebilmemiz için memnuniyet sağlamamız lazım. Reklam size mi ait? Reklam, yani o kişiye ait. Reklam bize ait tabii ki. Nerenin? Kartal bölgesi. Kartal bölgesinin reklamları bize ait. Hani billboard olsun, el ilanları olsun, materyaller hep bize aittir. O zaman sen Rimex'in bir şubesinde çalışıyorsun. Evet. Ve orayı yönetiyorsun. Aynen öyle. Rimex Gün Ofisi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapmaktayım ben. Kimin peki yani mesela işler oldu bitti sizi takip ediyorlar? Tabii Rimex Gün brokerımız var, Adem Güzelgün. Bizleri takip etmekte kendisi. Broker sizin yanınızda mı? Yoksa broker, bütün İstanbul'da ya da bütün Türkiye'yi mi denetliyor ya da dünyayı? Hayır. Bu dünyayı denetleyen zaten Rimex Amerika, Türkiye'yi denetleyen Rimex Türkiye sahibi Murat Koçtan. Ofisimizi takip eden de brokerımız Adem Güzelgün'dür. Kurucusudur Rimex Gün'ün. 2010 yılından beri hizmet etmekte. Biz de 2013 yılı Mart ayından beri Rimex Gün'de hizmet etmeye devam etmekteyiz. Evet. Şimdi ben az önce de söyledim, biliyorsun eskiden mağaralarda otururmuş ya da ilkel yerlerde insanlar kendilerine barınaklar yaparmış. Ama bugün günümüzde kendilerine uygun, aileye uygun ya da kişiye uygun ve modern sistemde evler aranıyor. Ya da ne bileyim klasik sistemde evler aranıyor. Tabii. Bunun için de bunları satmak, bunları kiraya vermek, kiralamak için de elbette aracıya ihtiyaç duyuyorlar. Tabii size ki. Düşen iş tabii herkes alıp götürür, ev gezdirir. Değil mi? Buyurun efendim, size götürelim ve evi gezdirelim derler ama bunun çok kalıcı olması, akıllarda kalıcı olmak, karşınızdaki kişiyi ikna edebilmek için ne gibi yeteneklerin olması lazım? Karşımızdaki ikna edebilmek için müşterimiz ofise ilk ayağına adım attıktan sonra başlar. Müşterimizin ofise gelmesi çok çok önemlidir. Müşterimiz ofise aldığımız zaman sorular sorarız. Hani kaç artı bir daire arıyorsunuz, hangi bölgede, hangi lokasyonda, çocukları var mı, ne gibi okullarda okuyacaklar, Anadolu Lisesi mi, ilk öğretim mi, orta öğretim mi, ulaşımı ne düzeyde, bunlar çok önemli. Nerede çalışıyorlar, otomobille mi yoksa toplu taşımayla mı devam etmekteler, bunu mu kullanıyorlar, bunlar önemli. Biz bunları ele aldıktan sonra tabii ki bir 30 tane sorumuz vardır, gizli sorularımız. Gizli? Tabii. Müşteriye sorarken psikolojik anlamda sorularımız vardır. Valla. Yani o psikolojisini anlıyorsunuz. Tabii. Nasıl yani anlamaya çalışıyoruz. Nasıl evi mutlu edecek? Tabii. Yani sonunda kendisine ait hemen sunumlar yapıyoruz. 3 tane ev gösteriyoruz. Ofisimizden çıkıp tabii çay kahve ağırlıyoruz. Tabii ki sonrasında hemen... Bir dakika, o zaman şurada da iddialısınız yani. Neyle? Psikolojinize ait evler burada. Evet. Ne isterseniz burada. Ha, evet. Öyle mi? Yani, bu çok önemli bir şey. Tabii çok önemli. Günde size kaç kişi geliyor? Yani her birinin psikolojisini düşünürsen eğer farklı tabii ruh halinde insanlar var. Onlara, her birine hadi buyurun efendim çayımız kahvemiz için ondan sonra da gelin sizin ruh halinize göre bir ev gösterelim, sunum yapalım demek
Vallahi maşallah meziyet ister. Yani bir 25-30 dakika ofisimizde zaman ayırıyoruz müşterimize. Çünkü gerçekten sorularla, sorulara göre cevap vermek, cevapları alıp ona göre ev bulmak gerçekten zor. Biz 3 tane ev gezdiriyoruz. Hani aradığı kriterlere göre. Üçünden birisi muhakkak %80 oluyor. Hı hı. %20 kısmı da gizli müşteri yanında olmamaları oluyor. Efendim? Yani gizli müşteriden kastım şu. Yani karar verecek müşteri yanlarında yok. Mesela anne ise karar verecek kişi, anne yoksa o ev alınmıyor. Hı. Annenin de olması önemli. O zaman tekrar mı davet ediyorsunuz? Tabii tekrar davet ediyoruz ama davet etmeden önce muhakkak telefonda bunu bildiriyoruz. Hani karar verecek kim? Güzel. Evet. Oraya getirmeden önce lütfen karar verecek kişi de sizinle birlikte gelsin. Tabii ki çok önemli. Tabii. Yani çünkü hem müşterimizin zamanını kaybetmemiş oluruz hem bizim zamanımızı kaybetmemiş oluruz. Ya tabii ki biz müşterimize her zaman memnuniyet sağlamak durumundayız. Memnuniyetsizlik olduğu zaman mahalle arası bakkal, emlakçılar, muhtar emlakçılardan bir farkımız kalmaz kesinlikle. Hatta evde bile var. Yani gazetelerden alıp, ben bunu biliyorum, evde oturan hanımlar, gazete veya ne bileyim beyler gazeteye bakıyor, sahibinden kiralık ya da sahibinden satılık evin kendisi de bir adresi alıp numarayı verip ondan sonra oturduğu yerden bir şekilde ev sahibiyle bağlantı kurup o evi alıp götürüp geziyor. Muhakkak. Bunlar var. Ne fena değil mi? Ya tabii ki. Bunlar büyük bir kuralsızlık ve bence iş ahlakına hiç de uygun olmayan şeyler. Ya onunla birlikte hani müşterimize geldiği zaman her zaman geri adımda duruyor. Yani biz müşterimizi ilk başta kendimizi satmalıyız. Hani bize güvenmeli. Güvenmediği zaman hiçbir şey yapamayız, işlem yapamayız. Yani müşteri geldiği zaman ya biz emlakçılara güvenmiyoruz. Biz tabii ki hemen diyoruz profesyonel bir dille. Biz gayrimenkul danışmanıyız. Bakın bizim müşteri memnuniyetimiz bu. Ana sayfamızda müşterilerimiz bize memnuniyet yapıyorlar. Referans mektuplarımızı tabii. Satıcı ve alıcı müşterimize daima her zaman toplantı odamızda gösteriyoruz. Referanslarımız o konuda sağlam tutmalıyız. Tabii ki yani dolandırıcılık kısmına geldiğimiz zaman da tabii ki insanlar, dolandırılanlar da var. Tabii ki bunun önüne geçmek için tabii ki profesyonel firmalarla çalışmak çok önemli. Evet, şimdi siz Kartal bölgesindesiniz. Evet. Kartal bölgesinde de belli bir kapasite var diye düşünüyorum. Tabii ki, öyle tabii mi ki. Yoksa bir hayli imkan var mı Kartal bölgesinde? Kartal çeşit olarak, ev farklılıkları olarak. Ya tabii ki Kartal bölgesinde hemen başlayabiliriz. Akıllı ev konsepti, rezidanslar, konutlar, ticari alanlar çok çok önemli arz etmekte. Tabii ki şu anki devletin... Onlar var yani. Tabii ki hepsi var. Evet. Şu anda devletin yani hükümetin mesela Arap iş adamları olsun, yatırımcılar olsun son 10 yıl yani 2020 yılında yatırım yapmaya başlayacaklardı. Tabii ki Kartal bölgesinin 2009 yılında kentsel dönüşümle bir projeye başlaması hakikaten çok iş adamları arz etmekte oldu. İş adamları gelip yatırım yapmaya başladılar. Ve çok iyi anlamda %48-%50 oranında paralar kazandılar. Netice itibariyle de Kartal demek gerçekten ulaşım demek. Yani her yere ulaşım yapabiliyorsunuz. Doğru. Kartal demek iş sahipliği demek. Kartal'dan Ankara'ya veya bir başka şehre yakın bölgelerde değil mi? İzmit'e, şuraya, buraya. Tabii ki, tabii ki. Ulaşımı el alırsak. Hem İstanbul içi hem İstanbul dışı. Tabii. Bolu, Düzce, tabii. Oralar sanırım mesela, yakın. Mesela Kartal bölgesi ele aldığımızda Kartal'ı ele alalım. Metroyla Avrupa yakasına kadar ulaşım sağlayabiliyorum. Doğru. Tek vesaitle Kadıköy'e ulaşım sağlayabiliyorum. Diğer tarafa baktığımızda Kaynarca'ya kadar uzanan bir metro çalışması var şu anda. 2016 Ekim ayında açılacak. Belki 2017 Ocağı da sürebilir. Aksaklıklar olabilir tabii ki. Bunun netice itibariyle TEM, D100 hemen yanı başımızda tam ortasında kalmaktayız. Sahil boyu hattı, adalar. Zaten ada iş adamları adalarla bir bağlantısı varsa, bir iş sahipliği varsa muhakkak Kartal'da yatırım yapıyorlar. Doğru. Tabii ki. Araplarımız da, denizi seven Araplarımız var mesela, rahatına düşkünlerdir. Gerçekten yeni akıllı evler, yeni yapılan rezidanslar, projeler ev sahipliği yapmakta. Anadolu yakasına ait Kartal bölgesi gerçekten önemli bir arz etmekte. Mesela şu anda hemen Pendik'e geçelim. Pendik'te ulaşım yaptığımız zaman da hemen şeye kadar gidebiliyoruz. İzmit'e kadar gidebiliyoruz. Tabii. Onun sonrasında Eskişehir, Bursa. Bursa'ya gidemiyoruz pardon, Eskişehir'e geçebiliyoruz, Konya'ya geçebiliyoruz, Ankara'ya geçebiliyoruz hızlı tren hattından. Daha sonrasında Osman Gazi Köprüsü açıldı biliyorsunuz. Biliyorum. Bursa'ya 1,5 saatte gidebiliyoruz şu anda. Önceden 3 saat sürüyordu. Ya. Yani. Evet, bütün bu çok güzel bir bölgedesiniz o zaman. Evet. Hakikaten öyle. Tabii şimdi bunlar iş adamları için ya da biraz daha belki maliyet külfetli ama bunu karşılayabilecek güçteki insanlar için.
şu anlattıklarınız. Evet. Fakat bir de aileler var. Evet. Elbette değil mi? Çocukları olan birkaç küçük aile, çekirdek aileler. Hı hı hı. Onların da belli durumları var. Bu şöyle bir baktığınız zaman genel olarak hangi bölgelerde daha çok ev satın alınıyor veya orası yerleşik bir düzen mi? Yani orada yaşayanlar daha çok yaşlı mı? Gençler var mı? Hı. Ev satılık, ev alabilecek olan kişiler satın alma gücü ne durumda? Hemen ondan bahsedeyim. Zaten Kartal Soğanlık bölgesinde en çok uzmanlık bölgem olan yer benim. Kartal bölgesinde çekirdek aile dediğimiz kısımlar zaten genelde hep toprak sahipleridir. Kentsel dönüşüme verdikleri zaten, kentsel dönüşüme geçtikleri anda müteahhitlerle anlaştığı zaman hemen zaten akabinde şey oluyorlar. Zaten ev sahibi olmuş oluyorlar. Ha, daha öncesi tabii. Onlarda şey yok. Toprak var, ev yok. Ev öyle yok. Mi? Toprak var, iki katlı ev var, eski bir ev var. Depreme dayanıksız, kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Hemen veriyorlar, ev sahibi olmuş oluyorlar. Harika. Yani o evlerde topu da yok bazı evlerde, öyle de ev tabii oluyor. Tabii tabii, hisseli toprak topular var. Tabii. Şu anda tapu hisseler var. Ya gerçekten hisseli alım gücü gerçekten çok az. Yani 250 binden başlıyor şu anda Kartal bölgesinde en düşük hisseli tapulu evler. Bunu almak gerçekten çok zor. Şu anda hükümetin yeni yapmış olduğu bir borsa dan satış yapacaklar. Mesela bir toprak hisseli tapuda 10 hisse varsa 10 hisseyi bir hisseyi bir kişi satın alabilecek. Borsa prim yaptıkça, yani o bölgedeki gayrimenkul seviyesi üst düzeyde arttıkça, mesela 60 bin TL'ye aldıysa %20 bir karla 72 bin TL'ye satabilecek bir sene sonra. Yani bu şekilde para da kazanabilecekler. Tabii ki daha yürürlüğe girmedi. Girdiği zaman gerçekten iyi satışa da elde edeceğiz. Evet, ayrıca şey de tabii, yani bir ev sahibi olacaklar işte, buyurun. Tabii ki. Çünkü bazı yerlerde biliyorsunuz ya, yani arsa mülkiyeti var. Hı-hı. Ancak topu olmadığı için ev her an yıkılma, değil mi, ruhsatsız olduğu için yani evet, hiçbir işlem göremiyor. Ya da ufak tefek anlaşmalarla, geçici anlaşmalar, sözleşmeler çok da güven vermeyen. Bu durumda tabii insanlar çok rahatsız. Çünkü şu dünyada yaşarken evet, güvenebileceğimiz bir evimiz olsun hepimiz istiyoruz. Tabii ki. Tabii ki, yani hisseli tapularda 10 hisse varsa ve 10 hisse kurtarmıyorsa müteahhit tabii ki giremiyor. Kentsel yenileyemiyorlar. Kentsel dönüşüm yapamıyorlar. Kentsel yenileme çok çok farklı. Kentsel yenilemeyi de açıklayayım tabii ki. 10 hisseli bir yer veremiyorlar. Güçlendirme yapıyorlar. Güzelleştiriyorlar. Yani yanında yeni model binalar olduğu zaman bizimki eski kalmasın, dış mantolama olsun, boyama olsun, süsleme yapıyorlar. Kentsel yenileme de budur. Nereden aklına geldi Enes? Çünkü sen on parmağında on marifet olan birisin. Teşekkür ben biliyorum. Çok teşekkür baksana ederim. Bu yakışıklılıkta yerde kalmaz zaten. Çok sağ ol. Aynı zamanda oyuncu kimliğinde var. Evet. İlle oyuncu olmak için yakışıklı olmaya da gerek yoktu. Tabii ki. Herkesin yakışıklı güzellik ayrı ama evet, hani güzele de bakmak sevaptır. Onun da hakkını vermek lazım. Evet. Hem konuşman düzgün hem fiziğin düzgün. Evet. Ben de sana dedim oyuncu olabilirsin vallahi dedim ilk gördüğümde. Sen de bana dedin ki ben zaten oyunculuk evet, yapıyorum, yaptım. Dedin. Hangi dizilerde oynadın? Birazcık da o tarafına bakalım şöyle kısaca. Tekrar döneceğim gayrimenkule. Dizilerde, hangi dizilerde oynadım? Mavi Kelebekler dizisini oynadım TRT 1'de 2012 yılında. Daha sonrasında farklı desenler dizisinde oynadım. Orada polis rolündeydi, komiser rolündeydim. İffet dizisinde oynadım. Daha şeyde sonrasında oynadın. Neydi? Leyla ile Mecnun. Evet, Leyla ile Mecnun'da oynadım. Evet. Leyla ile Mecnun'da oynamıştım. Bir bölümde. Tabii ki yardımcı olsun oyuncu olarak. Olsun. Bölüm oyuncu olarak da Mavi Kelebekler'de oynadım ben. 8 bölüm oynadım burada. Güzel. Daha sonrasında teklifler geldi ama tabii ki liseyi ben şehir dışında okudum. Şile'de okudum ben. Tabii gidip gelmek çok zor oluyordu. Tabii okula da önem vermek lazım. Sen daha liseye yeni mi bitti gibi misin? Üniversite falan, yani hangi çağlardasın? Çok çıkaramadım tam ama şu çok anda, gençsin tabii. Anladım. Şu anda 25 yaşındayım ben. Maşallah. Üniversiteyi şu anda hala okuyorum. Olsun. Üniversite okumamamdaki sebep şuydu her zaman. Ticareti çok seviyorum ben. Güzel. Yani insanlarla konuşmayı, pazarlamayı çok seviyorum. Belli. Yani bence başarılısın. Remax de seni boş boşuna tutmuyor elinde tabii. Ya, tabii başarılı değil. Olmasan olmayacak. Tabii. Değil mi? Tabii. Evet, sadece Kartal bölgesinde mi sen bu işi yapıyorsun? Şimdi, yoksa başka yerlerden de duyum aldığında gidip ilgileniyor musun? Tabii ki ağırlıklı olarak Kartal bölgesi. Ama bir Kadıköy'de duyum aldığım zaman o bölgenin uzmanı, Remax arkadaşım kimse, hemen ona yönlendiriyorum. Referral yapıyorum yani. Paylaşımlı satışlarımızı yapıyoruz. Evet. Güzel. Bundan mesela, şeker yani kar amaçlı değil mi bu da? Tabii. Yüzde alıyorsun. Tabii. Yüzde alıyoruz ama. İlgilenemezsin ama. Tabii. Böyle yani, bir şey var. Kural var. Kural yok. Hayır, kesinlikle yok. İlgilenebilirim ama kendi bölgemdeki müşterileri bekleteceğim. Onlara önem veremeyeceğim. Onlara işimi yani onlarla ilgilenemeyeceğim. O yüzden de bana müşteri kaybı ve ilk başta dediğim gibi müşteri memnuniyetsizliği yapacak. Ve ben ne yapacağım? İş yapmamaya başlayacağım. İnsanlar güvenini
azaltmıştır hocam. Ya ben verdiğim randevu saatine uymazsam ve müşterime söylediğim kriterleri uygulamazsam o zaman müşteri memnuniyetsizliği de ortaya çıkar. Kadıköy'deki arkadaşım kazanıyor ve ben de kazanmış oluyorum. Kesinlikle. Ama müşterimi oraya yönlendirdiğim zaman kendi müşterimden de tabii ki referans mektubu muhakkak alıyorum. Bu da önemli. Tabii. Oradan alıyorsun. Tabii. Bize Enes Bey yönlendirdi. Evet. Öyle gibi değil mi? Tabii tabii. Ayrıca arkadaşın içinde bir puan olmuş oldu. Tabii arkadaşına ki. Diyor ki bana Enes, o da sana iki gün sonra birini yönlendirebiliyor değil mi Enes'ciğim? Aynen öyle. Peki şimdi sizlerde bu var, biliyorum bu iletişim var. Kartal'da tek kişi değilsin tabii. Tabii Kartal'da franchise işletme, diğer Remix ofislerimiz de var, gayrimenkul asıl arkadaşımız da var. Veya senin ofisinde tek misin? Yok, benim ofisimde tek değilim. Kaç kişisiniz? Şu anda 9 kişiyiz ofisimizde. 9 kişisiniz. Evet. Diyelim ki senin işin başından aşkın. Evet. Ve 2 kişi geldi sana. Evet. Sen yine ofis içindeki bir arkadaşına paslıyor musun? Tabii ki paslıyorum. Ha, diyorsun ki yine bir dakika ben size ilgilenmeyeyim de Ayşe Hanım şu anda müsait, soruyorsun arkadaşlarına. Ayşe Hanım size iki müşteri paslıyorum diyorsun ve oradan da bir komisyon alıyor musun? Tabii alıyorum. Harika. Çünkü tabii tabii ben de müşterimi yönlendirdiğim için zaten Remax aynı yerde o kadar, olsan da aynı evet, evet. Ne kadar güzel bir Remax şey. Remax o kadar adalet uygun bir sistem ki. İşte Remax boşuna, Remax olmadı. Tabii yani tabii. Mesela sistem dışına çıkan bir gayrimenkul danışmanı 3 ay barınamaz. İlk ya. Gayrimenkul danışmanı giren kişi bu sistemi, Remax sistemine uyarsa 6 ay sonra başarı imza atmış olur. Bravo. Ama 6 ay iş beklemeyecek. Peki Remax Türkiye'nin nerelerinde var? Remax Türkiye'nin 81 ilçesinde hemen hemen var. Hemen ilinde var pardon. Ciddi misin? Tabii tabii hemen hemen. Şu anda Türkiye genelinde 272 tane ofisimiz var. Ne kadar güzel. Tabii 3000 tane danışmanımız var. Harika, yani kimse işsizim demesin. Aslında düzenli olan değil mi? Tabii ki. Bir belli bir kültür almış olan kişiler için ne güzel bir iş sahası. Ama tabii işe girmek değil, orada kalmak çok önemli. Tabii ki çok Her önemli. Her zaman söylerim bunu çok ben. Çok önemli. Yabancı dil de önemli çünkü değil evet. mi yabancı müşterileriniz de geliyor. Yabancı müşterilerimiz geliyor ama bilmediğimiz yabancı dilse eğer varsa şayet hemen yabancı dil olan ajanslardan yardım talep ediyoruz. Ofisimiz o anda yoksa tabii. hemen bağlantı kuruyoruz. Hı. Müşteri kaybetmemek çok önemli. Ya dediğim gibi başta memnuniyet çok önemli. Tabii. Mesela öyle bir Afrika'nın bir yerinden geldi. İngilizce bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Anlaşması çok zor. Tabii ki. O zaman hemen siz böyle bir yere arıyorsunuz ve oradan size birini mi gönderiyorlar? Nasıl oluyor bu? Yok, Remax ona karışmıyor. Biz kendimiz buluyoruz ajanslarda. Başta siz, dediğim gibi bütün... Siz buluyorsunuz, o kişi tabii. size mi geliyor? Tabii, o kişi, ben çağırıyorum o kişiyi. O hemen kişi o hemen bana yardımcı oluyor bu konuda. Hemen şeyim, danışmanlığım yapmış oluyor. Süper. Tercümanlığım yapmış oluyor. Süper. Orada da yine tabii herkes birbirinin ticari kazancına katkıda bulunuyor. Tabii ki. İşte güzel olan bu. Yani işin içinde ben her zaman söylerim ve çok da doğrudur. Arkadaşlık başka, iş başka. Aynen öyle. Bu böyle. Aynen yani öyle. İnsan arkadaşlık, işte ahbap işi falan yok. Bunlar olduğu zaman ticaret olmuyor ve kalplerde çok sükun bulmuyor açıkçası. Tabii ki. Tabii kalplerde sükun olmadığı zaman zaten iş yapmanız da çok zor. Yani evet. Bu açıdan da öyle. Efendim biz birçok şey konuştuk seninle evet. ve programın da sonuna geliyorum. Son evet. olarak bize söylemek istediğin birkaç cümle var mı konuyla ilgili? Konuyla ilgili tabii ki var. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size. Rica ederim. Gerçekten çok iyi yorumladınız. Ben belki bu kadar yorumlayamazdım. Öyle mi? Yorumladım da mı? Evet evet. Yani gerçekten sorunuz çok açık ve netti. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve Business TV'ye çok teşekkür ediyorum. Kendimi burada dünyaya duyuracağım. Mesela tabii ki bu çok önemli bir şey. İşimle alakalı müşterilerimi her zaman beklerim. Profesyonel hizmet almak istiyorlarsa muhakkak... Hani Kartal bölgesi olmayabilir ama Remax ofisleri, profesyonel ofisleri muhakkak ziyaret etmelerini isterim. Yardım amaçlı olsa dahi aramalarını isterim. Çünkü bizde şey yok, hani sadece biz işlem yaptığımız zaman para kazanıyoruz. Hani müşterimiz bizden eksper istediği zaman gidip eksperimizi yapıyoruz. Müşteri yardım amaçlı bir soru sorduğu zaman bunlardan para kesinlikle kazanmıyoruz. Hmm. Ya mesela bir arkadaşım olur, tapu yardım ister, tapu yardımlarını yaparız, yön veririz ama bu şekilde kesinlikle para kazanmayız. Sadece hmm. işlem yaptığımız zaman. Hmm. İşlem dediğiniz kiraladınız veya kiraladık, sattığınız sattık veya da devrettik gibi. O şekilde yani. Boşa zaman diyorsun. Yani boşa zamanda geçmiş olmuyor tabii. Bana göre zaten Remax gibi bir yerde çalışıyorsanız ve hizmet ediyorsanız orada da sanırım karşılığını mutlaka alırsınız. Sizin kiralamayacağınız ya da satamayacağınız bir ev yoktur diye düşünüyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum Lütfen. Kısacası. Her gayrimenkul danışmanın muhakkak hani ilk başta bu işe başladığı zaman
brokerlarından, eşinden, dostundan muhakkak, hani işi bilenlerden muhakkak bir yön alması beklenir. Ben her tabii zaman alıyorum. Adem güzel gün olsun. Eğitim çok teşekkür ederim. Eğitim var. Remax'in her eğitim var. Değil mi? Tabii, eğitimsiz tabii, olur mu? Tabii kariyerinizin eğitimiyle başlıyorsunuz zaten. 5 günlük bir eğitim. Remax'in yani muazzam, dünyada bulunamayacak. Yani Türkiye'de zaten ilk 3'te eğitim konusunda. Gerçekten muazzam, yurt dışından, Amerika'dan çok güzel eğitmenlerimiz geliyor. Tabii ki ben satış terapisi mesela hocam vardı benim. Ona çok çok teşekkür ederim. Muhammed Aykut Yazıcı hocamdan. Satış terapisi. Tabii. Bunu hemen açıklayayım. Mükemmel. Hemen, evet. Tabii. Satış terapisi nedir? Belki Türkiye'de bunu çoğu insan bilmiyordur. Satış terapisi nedir? İş yönetimi, stres yönetimi, motivasyon ve en önemlisi hedefe kitlenmedir. Hedef olmadığı zaman bu işte yokuz. Öyle efendim şey. Bu son günlerde bir de biliyorsunuz evet, darbe girişimi yaşandı. Evet. Ve Türkiye'de bir şey, öyle bir şey oldu ki hani çok şükür darbe olmadı, önlenildi. Evet. Olsaydı çok zor durumda olacaktık hepimiz. Fakat darbe girişimi nedenle etkiledi. Şimdi insanlar para çıkarmaya biraz tabii çekinir, korkar oldular. Tabii ki. Gelecekten bir muamma çünkü bu ara biliyorsunuz. Esasında böyle şeylere alıştık artık da. Evet. Ama bu ülkemize yapılmış çok hain bir saldırıydı. Evet. Ve bu saldırı neticesinde de birçok olumsuzluklar yaşanabilirdi. Evet. Sizi ne derece etkiledi? Bizi ne derece etkiledi? Tabii ki 15 Temmuz akşamından başlayan bir durumdu. Tabii iş saatimizin dışında başlayan bir durumdu. 16, 17, 18 Temmuz'larda tabii ki telefonlarımız bile çalmadı. Bundan ya, emin olun muhakkak. Çünkü biz de nöbetlerdeydik. Yani ülkemize Allah zeval vermesin gerçekten. Vatanımıza, milletimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Türk halkı olarak üzerimize düşeni yaptık. Tabii ki o hafta, işlerimiz çok çok durgundu ama onun haftasında başta bulunan hükümetten çok teşekkür ederiz. Hemen işi toparladılar. Gerçekten öyle. Tabii, gerçekten hemen toparladılar. Bu darbe girişimi gerçekten olsaydı gerçekten çok kötü olacaktı. Hemen açıklayayım isterseniz. Kısaca hemen geçeyim. 15 Temmuz'da yaptığımız darbe girişimini önlediğimiz ikinci Çanakkale zaferimiz bizim bu. Bizim başarınız tesadüf değilse rakamlarla çok uğraşırız biz. Rakamlar da tesadüf değildir. 250 bin şehit Çanakkale'de biz bir rivayete göre şehit verdik. Türkiye'de de 250 tane şehit verdik biz. Bu da tesadüf değil. Bire bin verdik. Yani biz Türkiye'de dünya haritasına silmek için yapılan alçakça bir darbe bu. Sadece Türkiye'ye yapılan bir darbe değil. Biz baskın basanıdırdık dedik, darbecilere bastık. Ama söylediğim gibi bu TSK'ya, Türk dış hacmine, Türkiye'nin yurt dışı kollarına, konsolosluklarına, milli eğitime, Türk futboluna, daha medya ve medya kuruluşlarına, şu anda mesela medyayla, medya içerisindeyim şu anda, darbe girişimi olsaydı şu anda burada değildim ben. Ve verilen randevu saati de o güne denk gelmişti mesela, gelememiştik. Yani. Ya biliyorum evet, biz de o gün geldik yine her şeye rağmen burada sizleri bekledik ama... Evet. Tabii çok doğal olarak da kimse gelmedi ama biz evet, o tarihten sonra ertesi gün dahil olmak üzere her günde buradaydık. Burada olmaya da devam edeceğiz. Türkiye'deyiz, ülkemizdeyiz zaten. Evet, İnşallah ülkemize sahip çıkacağız. Canım benim çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Enes'cim, Enes İleri soyadında zaten ne diyor? Daima ileri Enes. Seni çok güzel günler bekliyor inşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim programıma katıldığın için. Ne demek, her zaman. Sevgili seyircilerim, programın sonuna geldik. Yeni bir programda yine sizlerle birlikte olacağım. Esen kalın efendim.